Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz iPad Pro'yu inceleyeceğiz. iPad Pro, Apple'ın çıkardığı 12.9 inçlik bir tablet. Boyutlarını daha iyi anlayabilmek için yanına birkaç tane nesne koyalım, bir de tam olarak metreyle bir ölçelim. iPad Pro 6.9 mm kalınlığında, sağında solunda neler var onlardan da bahsedeyim. Aslında klasik iPad veya iPhone tasarımından çok da farklı değil. Üst tarafta bir power tuşu var. Sağ tarafında ses açma kısmı, hemen şöyle alt tarafına geliyorum. Bir adet USB girişi var. Hoparlörlere az sonra değineceğim. Bir adet Touch ID bulunuyor. Hemen alt tarafında da buna ayrıyetten satın aldığınız klavyeli bir kılıf var. Onu takabilmeniz için mıknatıslı bir alan yer alıyor. Şimdi hoparlörleri birazdan değineceğim dedim. Şöyle 4 adet hoparlör bulunuyor iPad Pro'nun. Sizin tutuş açınıza göre hoparlörlerden çıkan ses değişiyor arkadaşlar. Eğer mesela şu şekilde tutuyorsanız üst taraftaki hoparlörlerden geliyor. Şu şekilde tutarsanız da yine üst tarafa geliyor. Alt taraftakiler devre dışı kalmış oluyor. 2732x2048 çözünürlüğü var ekranının. Bunun yanında 64 bitlik A9X işlemci bulunuyor. Bunun piyasadaki dizüstü bilgisayarların %80'inden daha güçlü olduğu söyleniyor. Hızlıca kamerasından da bahsedeyim. 8 megapiksellik bir EyeSight kamerası bulunuyor. Herhangi bir flaşı yok kameranın. 1080p çekim yapabiliyor bu kamera. Ön kamerası da 1.2 megapiksel ve yine bu kamera 720p kayıt yapabiliyor. Tabii kamerasından bahsetmişken şunu da bahsedelim. Hani yolda sağda solda şöyle bir aletle selfie çekilmek veya fotoğraf çekmek biraz abes kaçabilir. Pardon abi. Bir fotoğraf çok çekebilir misin? Vallahi. Hemen çekeyim. O bayağı küçüktür abi ya. Tamam. Evet çekiyorum. Bence güzel. Biraz yani. Büyük fotoğraf çekmesi zor oluyor ama. Evet. Ya eli ayarlayamıyorsun. O da dönmeye başlıyor. Aynen öyle. Tamamdır abi. Sen güzel çıktın ya. Sen saç var ya. Eyvallah. Onunla yırtar işe gelir. Kamera alt tarafında kalıyor abi. Eliniz kapattı kamerayı. Çektim herhalde. Teşekkürler. Sağ olun. Kardeşim merhaba. Arkadaş benim. Şöyle. Bununla çeker misin? Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olasın. Olmuyor, olmuyor. Selfie çıkmıyor. iPad Pro'nun en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi şarjı oldu arkadaşlar. Ortalama 10 saat kullanımı kaldırabiliyor çok rahat bir şekilde. %100 şarja ulaşması da toplam 4 saat sürüyor. iPad Pro ile ilgili şunu da söylemediğim bir problemi oldu. Apple tarafından da onaylandı. Şarja takıldığı zaman bazıları kendini kilitleyebiliyor. Bizdekinde öyle bir sorun olmadı. Ancak Apple tarafından da onaylanmış, hızlıca bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Ya bizim başımıza gelmedi dediğim gibi, ancak 3000 lira verdikten sonra bu alette böyle bir sorun olsa epey üzülürdük muhtemelen. Son olarak kalem ve klavyeli kılıfından da bahsetmek istiyorum. iPad Pro'yu anlamlı kılan şeyler bana göre bu kılıf ve kalem arkadaşlar. Apple Pencil dediğimiz bu kalem, eğer siz çizimle uğraşıyorsanız ya da grafik tasarım işiyle uğraşıyorsanız işinizi bayağı kolaylaştırabiliyor. Dışarıda iPad Pro üzerinde rahat rahat çizim yapabiliyorsunuz. Bu kalemin şu an 379 liralık bir satış fiyatı var, ancak 4-5 hafta sonra yazıyor Apple'ın sitesinde. Şu an resmen kara borsaya düşmüş durumda kalem. Alırsanız da muhtemelen ikinci el, hani çeşitli internet sitelerinden çok daha pahalıya alacaksınız. Bunu da söyleyelim. Bunun yanında klavyeli kılıftan da bahsedelim. Bu akıllı klavyede 650 TL'cik. Eğer bunu alıyorsanız, ben bunu klavyeyle yazı yazacağım diyorsanız 3000 lira verdikten sonra bir 650 lira daha vermeniz lazım. Yani 32 GB'lık modeli için kalem, kılıf ve iPad Pro 4000 liraya geliyor. Bana göre biraz pahalı arkadaşlar. Gerekliliği de tartışılır. Hani tablet dediğiniz zaman yanınızda daha kolay taşıyabileceğiniz ürün geliyor insanın aklına. Bunu hani her yerde rahat rahat çıkartıp hızlıca bir şeyleri kontrol etmek kolay değil. Bunu söylemeliyim. Bunun yanında fiyatı hem pahalı hem de bir dizüstü bilgisayarın sunduğu her şeyi size sunamıyor. Sonuçta mobil bir işletim sistemi var bunun içinde. Yani eğer çok fazla çizimle uğraşmıyorsanız, özellikle hani iPad Pro için tasarlanan Apple Pencil gerçekten çok güzel çalışıyor. Elimize ulaştığı zaman onu da incelemesini yaparız. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Gelin Türkler iPad Pro'yu nasıl kullanır hızlıca bir de buna bakalım. Tuvalete çay mı koyalım? Aynen kardeşim. Kardeşim, sana yeni tepsi getirdim. Sen iyice artık iyice oldun ya. Tepsi var mı hocam? Evet. Abla güzel değil mi tepsi? Güzel. Baksana tepsi gibi adamlar tabletle. Koy kardeşim. Kardeşim.
Aaa eyvallah. Afiyet olsun. Tepsi nasıl? Kardeşim benim. Tepsi mükemmel. Bundan sonra çevirin de istiyorum. Tamam. Ya abi var ya. Abla senden razı olsun. Güzel mi tepsi? Tepsimiz on numara zaten. Böyle bir tepsi aynen yok değil mi? Böyle bir tepsi. Hayatı olamaz. Aynen aynen. Adamlar tepsi niyetine zaten yapmış bunu, belli oluyor. Aynen. Şşş Latife. Korda'ya gelmişken bir şey çekilmedi mi oğlum selfie? Çekilmedi. Efsane manzara var arkada. Gel abi. Anlat. Dur ama dur, bunda güzel olmuyor gibi ya. Abi. Hayda ver. Yakala kardeşim. Ver. Yakala yakala. Patlat selfie. Poz ver. Kameraya bak. Aga iyi oldu be, televizyon sattık. Harbi güzel oldu ya. Valla bak oğlum, Hawaii TV cayır cayır lan. Onları. Ben zaten başka bir şey izlemem abi. Ben bütün gün Hawaii izleyebilirim. Aynen. Bunu. Sabah kalktığımda direkt kahvaltıyı bile bununla yapıyorum yani. Hawaii değil mi? Çekiyorum hatta arada. Baksana büyük ekran bayağı güzel oldu. Aynen kıyak. Televizyon yerine iPad Pro akar. Akar. O değil de bu sene saray fena sıcak yaptı ya. Şşş. Geleyim bakalım. Oh, şöyle aşağı doğru aşağı doğru. Oh, helal sana. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, ayrıca yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.